bugünümüzün ve geleceğimizin çok önemli bir parçası olan tarımsal üretime ilişkin faaliyetlerimiz kapsamında yeniden güzel bir projeyi hayata geçirmek üzere bir arada bulunuyoruz. Bugün Çanakkale Belediye Başkanlığımız ve Kepez Belediye Başkanlığı arasında bitkisel üretim ortak hizmet projesinin protokolü imzalanacak olup aynı zamanda sera açılışımız ve çiftçilerimizle fide paylaşımı etkinliği gerçekleştireceğiz. Programımıza ilk olarak Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sayın Mustafa İsteği günün önemine ilişkin konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kepez Belediyesi'nin sosyal proje için fonksiyon değişikliğine gittiği alanda bulunan sera Çanakkale Belediyesi tesislerine taşınmıştır. 780 metre kare alana sahiptir. Çanakkale Belediye'miz ve Kepez Belediye'miz arasında imzalanacak protokolle beraber ortak üretimimiz, projemizin başlangıcı olacaktır. Kepez Belediyesi'nden de personel istihdamıyla birlikte ortak üretimler yapılacaktır. Bu sayede belediyelerimizin bitki üretiminde dışa bağımlılığının azaltılmasını planlamaktayız. Bu konuda bizim seramızın bugüne kadar olan metrekare artışlarından da bahsedeyim. 2017 yılı itibariyle 492 metrekare bir sera alanımıza sahiptik. 2020-2023 yıllar arasındaki artışlarla toplam 1720 metrekare toplam alana ulaşmış olduk. Bu şekilde de çiçek ve çalı gruplarının tamamını kendimiz üretebilir duruma geldik. Sadece gelişimleri ortalama 7 yıl alan ağaçlarımızı şu anda dışarıdan almaktayız. Onlar için de karşıdaki alanımızda oluşturduğumuz fidanlığımızda da ağaçlarımız şu anda üretilmektedir. Mevsimlik çiçeklerimiz de tohumdan kendimiz üretmeye devam ediyoruz. Ve kurakçıl ve herdem yeşil bitkiler tercih ederek bakım problemini de aşmayı hedefliyoruz. Üretimde tesislerimizde bu 5 aylık süreçte 2023 yılı başından itibaren 24 çeşitte 133.351 adet bitki ürettik. Bu bitkilerin de şu andaki piyasa maliyetleriyle 3.904.700.000 liralık sadece 2023 yılında kendi tesislerimize bitki üretmiş bulmaktayız. Ve bu bitkileri proje bazlı üretiyoruz. Proje başlamadan da üretimine başlıyoruz ve proje sonlanana kadar bitkiler gelişmiş oluyor ve yerine uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi ağaç dışındaki tüm bitkileri bu şekilde kendi tesislerimizde üretebilir duruma gelmiş durumdayız. Onun dışında da çok yıllık bitkiler, aromatik bitkiler dışında tesislerimizde fide üretimini de arttırdık. Geçen yıl 65 bin civarında gerçekleşen fide üretiminde bu sene 200 bine ulaşmak üzereyiz. Bunun 180 bini hazır durumdadır şu anda. Bir kısmı da biliyorsun vatandaşlarımıza da dağıtmıştık. Şimdi çiftçilerimize de dağıtıma devam ediyoruz. 70 bin adet vatandaşa açık etkinliklerde dağıttığımız artı 130 bin de çiftçilerimize dağıtacağımızla toplam 200 bine hedeflemekteyiz. Yetişmekte olan 20 bin fidemiz kaldı. Bununla beraber 200 bin adedi bulacağız. Onun dışında seralarımızda bir bilgi hazinesi de oluşmaktadır. Bu bilgi hazinesini şu şekilde değerlendireceğiz. Bir hafta önce Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bir hibe projemiz var. Bunda üretimi uçuruyoruz diyoruz. Bu projeyle de oradaki genç çiftçilerimizin eğitiminde de seralarımız hizmet verecek. Bu bilgi hazinemizi onlarla da paylaşacağız. Onun dışında yapacağımız işlemler olarak üretemediğimiz, köklendiremediğimiz bitkiler için de doku kültürü laboratuvarları ve çelik üreticileriyle de iletişim halinde olduğumuz için üretimi zor olan bitkileri de küçük olarak alıp burada geliştirebiliyoruz. Bu sayede de çok düşük maliyetlerle en kaliteli, pahalı bitkileri üretmiş olmamızı sağlamaktadır bu sistem. Yoğun özveriyle çalışmalarımızı, seralarımızı bir boş bir alan olmaktan çıkaran, seralarımızı zenginleştiren personelimize ve yöneticilerimize teşekkür ederek konuşmamı sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. Çanakkale Belediyesi'nin çevre ve doğaya yönelik en önemli projelerinden biri olan ve 2017 yılında faaliyete başlayan tohum sandığında yerel tohumlarımız toplanıp saklanmakta ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütmekteyiz. Çanakkale bölgesinin yerel ürünlerinin yaşatılması ve atalık tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla ürettiğimiz atalık tohum ve fideleri her üretim sezonu halkımıza ücretsiz olarak dağıtmaktayız.
2023 üretim yılında, yani bu sene 13 bin paket yerel tohum ve yerel sebze çeşitlerinden oluşan 70 bin fide halkımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Ayrıca bu yıl ilk defa tohum sandığı birimi ve yerel kalkınma birimi tarafından hayata geçirilen çiftçimize fide desteği projesi kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında 110 bin emma sofralık domates fidesi üretimi gerçekleştirdik. Gelişmekte olan 20 bin adet daha fidemiz mevcuttur. Yazlık fide üretimi toplam 200 bin olarak tamamlanacaktır. Belediyemizin çiftçilere yönelik fide desteği çağrısı oldukça ilgi gördü ve 189 kişi başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda destekten yararlanacak olan üreticilerimize fide desteği dağıtımı yapılacaktır. Belediyemiz tarım sektöründe yaşanan zorlukla... Belediyemiz tarım sektöründe yaşanan zorlukları azaltmak adına her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanındadır. Üreticiyiz ve üreticiyimizi desteklemeye devam edeceğiz. 48 yaşında belediye başkanı oldum. Öncesinde gerek iş yaşamımda gerek siyasi hayatımda daima diyaloğu ve yardımlaşmayı savundum. Yardımlaşma birlikte çalışmaktır. Yalnızken yapamayacağımız şeyleri takım çalışması ile yeteneklerimizi ve enerjimizi birleştirerek çalışmak ve başarılı olmaktır. 2021 yılı Ocak ayı hemen yılbaşından sonra başta Vali Bey olmak üzere Emniyet Müdürümüzü, Rektörümüzü ve Daire Müdürlerimizi ziyaret ettim. Hem yeni yıllarını kutladım hem de devletin kurumların diyalog ile yardımlaşarak hizmet etmelerinin gerektiğini kendilerine ifade ettim ve birlikte çalışmayı teklif ettim kendilerine. Bu bizim samimi teklifimize ilk tepkiyi Sayın Emniyet Müdürümüz verdi, Giden Müdür. Beni ziyarete geldi ve kendileri belediyemize ait olan bir binayı Kepez'de karakol olarak kullanmak istediklerini ifade ettiler. Ben de meclis üyesi arkadaşlarımla Kepez'in de gerçekten ihtiyacı olan karakol konusunda belediyemize ait olan binayı Emniyet Müdürlüğümüze tahsis ederek Kepez'e karakolu, ihtiyaç duyulan karakolu kazandırdık. Ve gerçekten büyük bir açığı kapatmış olduk. Bu bir birlikte çalışma modelinin bir başlamasıydı. Tabii Çanakkale ile Kepez iç içe geçmiş durumda. Çocuklarımızı ya Çanakkale'ye okula gönderiyoruz ya da iş yerimiz Çanakkale'de, Kepez'de, Çanakkale'li hemşehrilerimiz Kepez'e geliyor. Vergi Dairesi Adliye Çanakkale'de, Devlet Hastanesi Kepez'de. Yani iç içe girmiş durumdayız. Bizler de Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi diyalog ile yardımlaşarak hizmet kültürümüzü her geçen gün genişletiyoruz. Daha önceki dönemlerde ulaşım protokolü imzalanmıştı. Kepez'den binen bir vatandaşımız Esenler'e kadar tek bilet ile ulaşabiliyor. Ya da Çanakkale'den çıkan bir vatandaşımız devlet hastanesine tek bilet ile ulaşabiliyor. Bu birlikte çalışmanın bir karşılığı. Tabii göreve geldiğimde ulaşım araçlarımızda eksiklik tespit ettik. Buradan Sayın Başkanıma ve meclis üyelerine teşekkür ederim. Çanakkale Belediyesi'nin elindeki fazlalığı, biraz daha az kullandığı 2 adet otobüsü talep ettik. Onlar da uygun gördüler ve 2 otobüsü Çanakkale'den Kepez Belediyesi'ne kazandırdık. Oradaki Kepez'de hemşerilerimizin sorunlarını bir nebze olsun birlikte ortaklaşarak çözmeye gayret ettik. Yine bu şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Sayın Tunç Soyer'den 2 otobüsü aldık. İstanbul'dan 1 otobüs aldık. Yani bunların hepsi diyalog ve yardımlaşmanın bir sonucu olarak kurumlarımıza kazandırdığımız gelişmeler. Tabii bunlar yanında Kepez gerçekten Çanakkale'de çok büyük bir yerleşim bölgesi. Çanakkale Merkez 1, Biga 2, 3. büyük yerleşim bölgesi. Dolayısıyla bizim de bazı yatırımlar yapmamız gerekiyordu. Bilhassa hayvan barınağı konusunda, sokak hayvanları konusunda sıkıntılarımız vardı.
Ülgür ağabeyime, başkanıma bu durumu ifade ettiğimde işte bizim de böyle bir yatırım... Dedi ki evladım niye boşuna ikinci bir yatırıma bütçe ayıracaksın? Gel bizim Çanakkale Belediyesi'nin hayvan barınağında sizi de bir bölümde buradan faydalanın. İkinci bir yatırım hem araç gereç tesisat anlamında yatırım maliyeti tekrar yapmayın dedi. Çok memnun oldum tabii ki. Biz de bir veterineri istihdam ederek Çanakkale Belediyesi'nin hayvan barınağında onlarla birlikte çalışma imkanı sundu bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bununla ilgili bir protokol imzalamıştık. Tabii bizim de bu protokollerle birlikte bugün de sera protokolümüzü imzalayacağız. Göreve geldiğimde Kepez sahil bölgesinde, plaj bölgesinde bir seramız yatırım yapılmış ama malum orası tabii ki çok rüzgarlı bir bölge olduğu için de seranın o dışındaki korunakları, naylonları 2 ay sonra maalesef yırtılıyor. Ve biz bu konuda arkadaşlarımız, bürokratla arkadaşlarımız da başkanım bizim burada bu serayı devam ettirme şansımız çok zor dediler. Bu arada biz Halk Kafe'yi kurmuştuk ve Halk Kafe'den çok olumlu tepkiler aldık. Kepez'in ve Çanakkale'nin ayrıca bir de düğün salonuyla ilgili bir ihtiyacı vardı. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım oturduk bu konuda bir çalışma yaptık. Evet bu halkın bu ihtiyacı olan düğün salonunu biz burada bu doğru yatırımı buraya kazandırarak hem vatandaşa ucuz ekonomik bir işletme sunalım. Ayrıca da bu serayı da burada devamlı tamir etmek ve yatırımı tadilat maliyetinden de kurtulmak için serayı da sökelim diye başladık çalışmaya. Bu arada teşekkür ediyorum. İrfan Bey ile zaten daima beraberiz. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız dedi ki bu serayı rantable hale getirelim. Büyük bir memnuniyetle Çanakkale Belediyesi'nin bu alanına seramızı taşıdık. Montajı yapıldı. Üretime başladı. Tabii ki buradan da bu başta da anlatmış olduğum, ifade etmiş olduğum gibi yardımlaşmadan, dayanışmadan, birlikte iş yapabilme kültüründen efendim başarılı sonucu ortaya çıkarttık ve az önce de arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi üretime başladık. Biz Kepez'de 2 hafta üst üste fide dağıttık. Yani atalık o domates ve patlıcan fidesini Kepez'de hemşerilerimize ulaştırdık. Ve hakikaten büyük kuyruklar oluştu, büyük bir talep geldi. Ve o talebin memnuniyeti hepimizi, ben ve meclis üyesi arkadaşlarımı hepimizi çok mutlu etti. Şimdi bugün tabii ki bunu resmileştirmek için bir araya geldik. Ve artık Çanakkale Belediye'mizin de, Kepez Belediye'mizin de peyzaj alanında ihtiyaç duyduğu ve kullandığı bitkileri artık bu seradan temin edeceğiz. Belediyelerimizin bütçelerine de bu arada peyzaja yatıracağımız o bütçeleri de kasamızda bırakarak başka hizmetlere o bütçeleri kullanacağız. O anlamda gerçekten çok mutluyum. İşte birlikte çalışmanın ve yardımlaşmanın başarısı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım Ülgür Gökhan. Teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkan Yardımcım İrfan Mutluay. Bize ortaklaşa bu çalışma fırsatını, birlikte olma fırsatını sağladınız. Sözlerimi Mevlana'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ederim. Bir mum da biz yakalım bakalım. O zaman daha çok aydınlanalım. Evet, değerli başkanım, Kepez Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, bilim adamlarımız, değerli çalışanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri ve değerli katılımcılar. Biraz önce yol başkanımızdan konunun genel bir değerlendirmesini dinledik. Evet, iki belediye birbirinden ayrılmaz bir noktadayız. Çünkü aramızda sınır belli değil. Ya belli de coğrafi olarak ama bir Çanakkale'de kime sorar? Ya Kepez nereden başlıyor deseniz
birçoğu bilmez nereden başladığını. Çanakkale nereden başladığını. Her tarafı Çanakkale zannedenler de çoktur. Şeye gelenlerden, buraya gelenlerden. Ama tabii Kepez de hizmet yapıyor belediyesi. Biz de hizmet etmeye çalışıyoruz kendi kentlilerimize. Ama tabii ikimizin de ortak bir şeyi var, projesi var. Kırsal kalkınmanın önemini hep vurguluyoruz. Çünkü kırsal kalkınma çok önemli. Zira kentlerimizin, yani hem Kepez'in hem Çanakkale'nin genel kalkınmasında çok önemli bir faktör. Yani Çanakkale'nin 52 tane merkez köyü Çanakkale ekonomisine çok önemli katkı yapıyor. Ama biz bunu yeteri kadar dikkate almıyoruz. Onun için teşvik etmiyoruz. Teşvik etmemiz lazım. Kırsalda barınmayı, kırsalda kalmayı, kırsalda yaşamayı teşvik etmemiz lazım. Onlara bu fırsatı yaratmamız lazım ve üretimin, kırsaldaki üretimin ve tarım üretiminin ne kadar önemli olduğunu insanlarımıza bunu hissettirmemiz lazım. Onun için yapıyoruz fide dağıtımını. Biliyorsunuz geçenlerde tohum takas şenliği yaptık. Fide dağıtımı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Tabii ikinci bir konuda belediyelerin önemli bir gider kalemi bu bitki, çalı bitkisi, normal bitkiler, ağaçlar. Biz bunları kendimiz üretmek suretiyle, toprağımız var, tarım yapabiliyoruz. Bunları kendimiz üretmek suretiyle hem istihdam yaratıyoruz hem de bütçelerimizden önemli bir kaynak tasarrufu yapıyoruz. Ve bu noktada da her iki belediyenin ortak aklı bu. Bu biraz sonra hizmete açacağımız sera, 780 metrekarelik sera, bizim başka seralarımız da var ama burada Kepez Belediyesi ile ortaklaşa üretimi sağlayacağız ve burada yine Kepez Belediyesi'nden istihdam olacak ve onların da ihtiyacını buradan üreteceğiz. Aynı zamanda da yine ürettiğimiz ürünlerden çiftçimizi ve kentte yaşayanları da faydalandıracağız tabiatıyla. Fakat önemli, güzel bir şey var Çanakkale'de. İnsanlar çok hevesli üretime. Birçok insan kuyruğa yürüyor, bunları alıyor. Nerede yapıyorsunuz diyorum. Balkonunda bile yapan var. Çok güzel bir şey. Yani üretimin teşvik edilmesi, ilgi görmesi, çok önemsiyorum bunu. Onun için burada bu serayı Büro Başkanı'na anlaştık. İşte kurduk. Beraber kullanacağız. Beraber şey yapacağız. İstihdam da yaratmış olacağız. Sonuç itibariyle hem seranın ziyan olmamasını sağladık. Yani orada kullanılmayacaksa çürüyecek, gidecekti. Halbuki şimdi aldık, onardık. Bir işlevsel hale getirdik. Ve sonuç itibariyle de işte burada hep beraber, sizlerle de beraber onun hizmete girişini sizlere bildirmek, duyurmak, sizi de katmak için bugün böyle bir toplantı yaptınız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şey önemli. Ve burada ciddi oran, mesela bir şey var, üretilen süs bitkisi, bizim ürettiğimiz süs bitkinin piyasa değeri 3.900.000 lira. Biz bunları üretmeseydik bunu parayla alacaktık. Onun için bunlar önemli ve belediyeler de biraz gelir elde etmek için çaba göstermek zorunda. Yani her şeyi parayla satın almak değil, aynı zamanda hizmeti kendileri üretmek suretiyle belediyelerin de gelirini arttırması için çaba göstermesi lazım. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kepez'de ayrılmaz bir ikiliyiz. İstesek de ayrılamıyoruz. Dediği gibi hastane orada. Efendim başka şeyler bu tarafta. Efendim onun için bu gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz Büro Başkanımıza. Sağ olsun meclis üyelerine, hepsine. Umarım faydalanacağız. Yine ihtiyacınız olduğu zaman her zaman duyurun. Yani burası halkın hizmetinde bir yer. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Değerli, bakın biraz önce bahsetti. Yani tarım, kırsal kalkınma ile ilgili bayağı projeler üretmeye devam ediyoruz. Yani İrfan Bey sağ olsun bu konuda biraz da bilgi becerisi de var. En son Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan bizim Ziraat Odası'nın da ortağı olduğu, Balya Belediyesi, Yenice Belediyesi, Bayramış Belediyesi'nin de ortak olduğu bir projemiz var. Bu projede drone'la ilaçlama ve gübreleme konusunda ve gençlerin eğitimi, genç ziraat mühendislerinin eğitimi, ayrıca
kırsaldaki gençlerin eğitimi için çok önemli. Çünkü ilaçlamada da ciddi israflar oluyor. Bilinçsiz ilaçlamalar oluyor. Dolayısıyla her konuda, işte gübre mesela kullanımında toprak tahlili yapıyoruz. Onu biz üstleniyoruz çiftçilerin. 50 dönümün altında yeri olan dar gelirli çiftçiler için destek oluyoruz. Yani özetle çevremizde sadece Çanakkale Merkez Belediye sınırlarında değil ama belediye sınırlarının dışında da il olarak, ilde, merkez içeride 52 köyde dahil olmak üzere her türlü sorunlarına destek olmak zorundayız. Kaynakları ortaklaşa kullanırsak israf etmemiş oluruz, doğru kullanmış oluruz ve daha çok insanın yararlanmasına fırsat vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Hamlelerimiz budur. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Evet, hayırlı olsun. Başkanım, bakalım. Yatada gelinlere buraya bakıyorlar. Başkanım. Mustafa. Tamam. Evet. Gelin şimdi. İndir o kafayı.